kendi kanalında kendi arabasının parçalanışını nasıl izleyecek, o yüz ifadesini çok merak ediyorum. 800 milyarlık arabanın içinden geçeceğiz. Ve son gelsin. Benimle uğraşmayacaktın Sefa. İntikam soğuk yenen bir yemektir oğlum. Ben sana dedim. Arkadaşlar 800 milyarlık arabanın içinden geçeceğiz. Arkadaşlar Sefa'nın arabasını ele geçirdik. Gayni'yle çok güzel anlaştık. Kesinlikle için rahat etsin. Çok büyük bir şey yapmayacağız. Sadece onun yüreğini hoplatacağız, zıplatacağız, tübrek yaptıracağız. Aynen. İnşallah arabaya bir şey olmaz. Yoksa eniştem... Pardon 800 milyarlık araba. Ben düşünemiyorum yani. Beraber oturuyoruz abi de. Babacığım bizim 800 milyarlık arabaya biz ne yapabileceğiz? Fazla bir şey yapmayın araba. Bir şey yapmayacağız. Aa, gel seni geldi. Dayı. Sefa herkesin içinden geçtin burada. Bak buna yaptın, ona yaptın, ona yaptın. Lan bana ne yaptın? Bana yaptın, bana. Bak abo bunlar da canavar. Motoru satsak para eder mi acaba? Eder değil mi? Eder oğlum, satsın her şey para eder. 100 bin eder. Öncelikle şimdi arabayı satamayacağımıza göre komple biz de arabanın parçalarını satacağız. Ustatı burada satamayız mı gene? İmdası lazım, satamayız. Daha önce benim bir arabamın içinden geçmiştin yani, hatırlarsan. Aynı şekilde bugün de Sefa'nın arabasını yapacağız. Koltuklar, fitesler, şanzımanlar, direksiyon, ne para ediyorsa satacağız bunu. Sökeriz, ben paramı alırım. İçi bomboş olsun, dışı arabaya benzesin. Ben senden bunu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Ben hepsini sökerim. Sefa'nın eğer haberi varsa kardeşim, var, abi, ben sökerim. Yani motoru sökerim ben, sıkıntı yok benden. Sen işçiliğini bil. 16-17 getir. Aha! Enes! Vites elimde kaldı Enes! Buyur amma oğlu! Vites elimde kaldı, küçük vitesmiş ama. Küçücükmüş, bu çıkmıyor mu? Sökmüşsün zaten. Orayı söktüm de diğerlerini sökemedim. Tamam ustaya bırak, gel. Ulan hepsi var ya, yamyam gibi her yeri bir yerini söküyor. Benim de arabam Volkswagen. Ben de gidip bir şey alayım da arabama koyayım. Gel. Ya öyle olmazsa farkındır, böyle olur işte. Hatice'ye de neticeye bakacaksın bebeğim. Öperler böyle adamı. Bak burada bir yamyam, iki yamyam, üç yamyam, dört yamyam. Hepsi yamyam, hepsi ahtapot gibi. Senin canı değil, cananını yakmaya geldik buraya. Finali ben ayarladım. Bunların haberi. Bunlar sadece bunlar planladı. Ödemiş biri Kaputu aldı, biri Ali aldı, biri... Oğlum, ben adam, çimento dökeceğim, çimento. Benim arabamı sattırmaya mecbur etti ya, bu arabayı binemeyecek. Binemeyeceği için de satacak. E tabi para ederse. Abi ne var ne yok, bak tamam. Şu kapılar para eder herhalde. Evet. Bunları da hepsini sök, bilsin bu kapı... Kapıyı da ama. Arkadaşlar bunu bizim kanallara alsaydık kesinlikle ama kesinlikle izin vermeyeceğini biliyorduk. Şu anda size büyük bir kahpeden bahsediyoruz. Kim mi? Bildiniz. O bir Yakup Gül. Yok benden. Benden. Kameraman bu. Kameraman da arkadaşlar Sefa'nın montajını yaptığı için bu videoyu Sefa'nın kanalına atacağız. Çünkü kanal onda da açık. Çekim ve montajı ben yaptığım için o evde mışıl mışıl uyurken ruhu bile duymuyorken biz kanala videoyu yükleyeceğiz. Kendi kanalına videoyu izleyecek, bakalım ne yapacak, ben çok merak ediyorum. Acaba... İnşallah beni işten atmaz. Normalde bizim kanallara atsaydık telif atacaktı. Doğru mu? Kendi kanalına atır, kendi kendine telifi nasıl atacak çok merak ediyorum. Büyüklerim bana hep derdi ki, büyüklerin sözünü dinle derdi arkadaşlar. Ben Murat abiyi kırmadım, bütün kahpelik burada dönüyor. Kendi kanalında kendi arabasının parçalanışını nasıl izleyecek, o yüz ifadesini çok merak ediyorum. Ya ne yapar, ne eder? O anını gördükten sonra hani büyük bir ihtimal selam çekecek de o videoya gizli bir kamerayla onu da bize gösterirse çok mutlu oluruz. He ya Yakup. Ben o kahpeli de yapar ya. O kahpeli de yaparsın artık. O kahpeli de yap be. Oğlum Sefa, senin kameramanın bile bizdeyken benim kuzenim Ken. Sen neyin artistliğinde her videoda beni ağlıyorsunuz diye biliyordunuz ya. Şimdi Sefa'yı bir ağlarken izleyin bakın. Aynen bu şekilde arkadaşlar, oturup pas atını, 800 bin TL'lik pas atını. Ağlarken ne? Oğlum sana bir söyleyeyim mi? Gitti, gitti,
Ne kahpesin oğlum sen? İlk sevdiğim bölüme geldik arkadaşlar. Sefa da böyle ötecek. Arabanın bütün parçalarını söktük. Birazdan pick-up gelecek. Pick-up'ı yükledikten sonra gideceğiz. Parçaların hepsini satacağız. Olacak. Seni bitireceğiz Safa. Öpüyorum seni. Arkadaşlar, Ali oto tamirci olduğu için parçacıların kimin alacağını biliyor. Onun için bize bu konuda yardım edecek. Teşekkür ederim Ali. Gel sen öpeyim. Safa'yı satanı ben beleşe veriyorum. Herkes Safa'yı satıyor. Safa'na kadar çok düşmanım var oğlum. Hepsinin nenesi çıldırdı. Yasin abi, bizim arkadaşlarımızın ellerinde parçalar var. Bunlara bir bak, işine yarar mı? İşte direksiyon kutusu var, şarj dinamosu var, iç dizayn var. Bak, işine gelse biz bunları tamam. Satacağız. Tamam bakalım, parçaları bir görelim. Ona göre fiyatları veririz. Gel abi. Aç abi. Daha şimdi burada motor var. Ondan sonra koltuk var. Koltuk var. Vitesi var, vitesi bile. Lan vitesi Emre sökmüştü değil mi? Evet. Daha vites bile var ha. Küçükmüş ama ya. Göğüs var burada. Göğüs var. Koltuklar var dayı, döşemez daha. Direksiyon var. Tamam. Ayy. Sizin belli bir fiyatınız var mı aklınızda? Dayı şimdi sen bize bir fiyat vereceksin. Bizim aklımıza yatarsa orta yolu bulacağız. Bana bunlar 25'e yarar. Ne 25 mi? Dalga mı geçiyorsun dayı sen? Hurdacıya getirip abi biz hani parça sattığın için. Abi biz çayı satmıyoruz ha. Olsun hurdacıya verin. Bak burası hurdacı. Hurda diye alıyor. Dayı bizim aklımıza bir fiyat var. Söyle kardeş. 50. Allah'ına kurban senin. İyi uçtun ha. Abi zaten bu Volkswagen'in motoru 50 milyar eder. Gözünü sen 25 lira. Ali ile gelmişsiniz. Ali'nin hatırına ben buraların hepsine 35 lira veririm. Hatırına tamam, 36 lira. 45. Tamam. Daha 45. İleri geri yok abi. Daha 36'ya anlaştık. 45 daha yok. Bunun dur. Ortası kaç? Benim matematiğim 1'di. Ama bunların ortası 1'i anlaştınız. 41'e alır. 40 düz yapalım. Yok. Ali senin hatırına 40'ına. Abi tam 1 lirada 1 lira alırım. 1 lira alırım. 1 lira alırım. 1 lira alırım. Tamam. Kardeş 1 lira da benim. Tamam. 1 tamam. Lira da benim. 41 tamam. Lira hayırlı olsun. Ali'nin hatırına bu işte. Hüseyin parçaları indir de aşağı alın, malları biz aldık. Tamam usta. Dayıcım şimdi ben sana IBAN veriyorum. Sen tamam kardeş. Bana gönder. Niye senin IBAN'ını attık? Nasıl oğlum? Afiyet. Bizde alacağız. Tabii bizim paramız olacak. Tamam paylaşacağız kardeş. Hele buradan bir çıkalım. Kardeş ne bileyim paylaşacağız. Belki bizi yiyeceğiz. Ne olur oğlum. Oğlum hadi git hadi. Kardeş gelsene nereye gidiyorsun ya? Lan nereye gidiyorsun kardeş lan? Aman IBAN atın bana hepiniz. Abo. Sülük gibi yapıştırar ya. Parçaları sattık. Yolumuzu bulduk. Tabii daha ben bunların parasını atmadım. Atacağım ama. Safa herkes ayrı ayrı pusular yaptı. Benim arabamı boyadı. Sarı civcive döndürdü. Sarı civciv nasıl oluyormuş? İzle sen. Arkadaşlar o hani bir kısım yağlı boyadı, bir kısım geçmeyen boyadı ya. Ben bu sefer hepten geçmeyen boya aldım. Ben öyle uğraşamam biliyorum. Teker teker dükkan gezemedim. Direkt geçmeyen boya bak sarı. Şimdi Safa sen böyle şekil yapın ya. Hani benim arabamı Safa Adana'da gezdiğinde parmakla gösterecekler demiştin ya. Senin arabanı parmakla da gösteremeyecekler. Şimdi arkadaşlar ben arabayı boyuyorum ya. Sakın bana yüklenmeyin. Aynısını bana yapmıştı. O sahne gelsin. İzleyin. Yeni aldığı cillop gibi vermemesinin içinden geçeceğiz. Bırak Safa! Hak etti mi? Hak etmedi mi? Yoruma yazın. Yazın yoruma yazın. Bekliyorum. Arkadaşlar Safa benim arabamı sökmüştü. Arabasına hiçbir şey bırakmadık. Ve arabamı yoğurttan bir boyama yapmıştı. Ama biz fake sevmiyoruz. Gerçeğini seviyoruz. Abo. Arkadaşlar şimdi bana yaptığı videoyu izleyin. 1 saatte 200 bin liralık arabanın değerini 20 bin liraya düşürüyoruz. TRD tek. 20 bin TL'ye satıyoruz Emre'nin arabasını. Haklı mıyım, haksız mıyım? Haksız mıyım, haksız mıyım? Şimdi bize yaptıklarına bakın.
Gördünüz değil mi arkadaşlar neler yapmış? Aslında biz bu arabayı yakmamız lazım ama YouTube izin vermiyor arkadaşlar. Aynen. Onun için biz farklı bir şey yapacağız. Bunu Mustafa hayatı boyunca unutmayacak. Beton gelsin! Lan geliyor geliyor abi. Dünyada bir ilk olan 800 milyarlık Passat'ın içine beton dökeceğiz. Benimle uğraşmayacaktın Sefa. İntikam soğuk yenen bir yemektir oğlum. Ben sana dedim. Hadi senin be. Canını değil cananını alacağım dedim sana. Yapmasak mı ya? Tavuk yumurta gelmiş yapmasak oğlum, mı dedin şimdi? Bir şey ol. Sefa daha beter bize iyice kinlenir ha. Araba... bir de arkadaşlar ben bu arabayı ilana katmak istiyorum. Sahibinden yok sahibi. Arkadaşlarından hatasız, boyasız Passat. Bu videoya 200 bin like gelirse arkadaşlar bak 200 bin ha fazlası da gelse daha iyi olur. 200 bin gelirse arabayı yakacağım. Benim Hacı Murad'ım vardı zamanın Behrinde. Camını kırdılardı. Şu beton da bu camın içinden geçsin gitsin diyoruz artık. BMW'de vardı ya, böyle şekilli şey. Aynısı oldu. Ya nasıl? Modifiye. Arabaya zarar verdik şimdi ya. Çek Yakup. Arkadaşlar. Kimse kıyıp da böyle bir arabayı bu duruma getiremez. Sefa görmez. Benim ağzıma sis Sefa. Şeref'in Sefa görürse ne diyeceğim bu adamı ben bilmiyorum ben. Abi elle ayağına sağlık. Teşekkür ettik. Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Şimdi artık belki soracaksınız. Bundan sonra arabaya ne... Alacaklı mısın? Bir saniye. Bak, burası ayarız. Ben böyle arabalar satmıyordum. Galericilik yapıyorum ben. Alacaksan biz uyguna sayarız. Yüksek modele bakıyoruz biz. 2018 ama. Ne olacak sen şimdi onu söyle bakın bunun içi böyle haşlandı oldu. Mahvettiniz arabayı. Alacaksan biz sana şey yaparız. Harcı alırız. Artık bu arabaya ne yapabilirsin bu saatten sonra daha? Yapacak bir şey kalmadı. En son betonu da döktük zaten iptal. 200 bin lah gelirse arabayı yakacağım. Bu da benim sözüm. Benim en çok merak ettiğim. Sefa bu beton kurduktan sonra bu arabadan nasıl çıkaracak? Kurtardıktan sonra bunu kullanabileceğini mi zannediyor? Hadi parçalarını gidip ikinci el olarak sattığımız yerden alsın. Anahtarı ver. Bunlar parayı unuttu arkadaşlar. Bunlar parayı ekmadan ben yol alıp gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Hak etmiştin zaten. Doğru mu kardeş? Tabii hak etti. Sen ancak 3 tane 4 tane sinema filmi çekmen lazım bu arabayı alman için kardeşim benim. Serkan'a mı arasam? Aramaya korkuyorum ki. Arkadaşlar Sefa'nın montajcısı benim kuzenim ve Sefa'nın kanalı da onda açık. Montajı yaptıktan sonra Yakup Sefa'nın kanalına atacak. HD olarak oradan kendi izleyecek.